Ece Erken, Söylemezsem Olmaz programında yaptığı yorumlarla, fake hesaplarıyla ve sansasyonel ilişkisiyle gündem olmaya devam ediyor. Son zamanlarda ise evli avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile yaşadığı ilişki nedeniyle konuşuluyor. Ama gelin görün ki her fırsatta insanların ilişkileriyle ilgili yorum yapan Erken'in geçmişten günümüze ilişki listesi bayağı kalabalık. İşte Ece Erken'in aşk hayatı. Ece Erken 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu'da doğdu. Aslen Samsunlu olan sunucunun babası subay olması sebebiyle Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadım. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde bitirdim. Sunuculuk kariyerinin dışında 2000 yılında TRT'de yayınlanan Nilgün dizisinde başrol oynadım. Aynı yıl Milli Çapkın Erdal Acarla bir ilişkisi oldu. Ama bu ilişki yıllar sonra yani 2010 yılında Ece Erken'in önüne çıktı. Çünkü Erdal Acarla ilişki yaşadıktan tam 10 yıl sonra kardeşi Erdinç Acar'la da görüntülendi. Erken, ailenin vetosu nedeniyle Acar ailesinden eli boş çıktı. Erdinç Acar'ın boşandığı eşi Hande Demir'de çocuğumun babasının midesi bunu nasıl kaldırıyor? Bütün yakın çevremiz geçmişteki bu ilişkiyi biliyor diyerek ortalığı bir hale karıştırmıştı. Erken ilk evliliğini de 2008 yılında iş insanı Tuncer Öztarhan ile yapmıştı. 2009 yılında şiddet gördüğünü söyleyerek Öztarhan'dan boşanmıştı. Yıllar geçse de birbirinden kopamayan ikili 4 yıl sonra yani 2013 yılında Miami'de kaçamak bir tatil yapmıştım. Tabii o sırada Öz Tarhan evliydim. Zaten eski eş Öz Tarhan 2012'de Selim Bostancıoğlu ile evliyken, erken de 2014'te kendinden 11 yaş küçük iş adamı Serkan Uçar'la hayatını birleştirdim. Ama çok değil. Bir yıl sonra ünlü sunucu Uçar'la evliliğini bitirdim. Erken, geçtiğimiz senelerde ise eşi Selin Hanım ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Tuncer Öz Tarhan ile ilgili yaptığı itirafla tepki çekmiştim. Erkenin bir fotoğrafına takipçisi güzel kızsın ama güzellik akıllı olunca geçerakçı oluyor. Zamanında Tuncer Bey'den ayrılmasaydın bu elti falan değil sana yorum yazmak kapından bile geçemezdi. Keşke aklı başında biri sana kızım taş yerinde ağırdır diye nasihat etseymiş yorumunu yaptı. Bunu gören 40 yaşındaki sunucu da takipçisine hayattaki en büyük pişmanlığımdır karşılığını verdi. Bu arada erken ikinci evliliği olan Serkan Uçar'dan geçimsizlik ve şiddet iddiası ile boşanmıştım. İkilinin bu evlilikten Eymen isminde bir çocukları var. 2010 yılında da eşinden boşandıktan kısa bir süre sonra yakın arkadaşı Esra İnceoğlu'nun sevgilisi Öner Akgün ile sevgili olmuştu. Bu olay kankasının aşkını çaldığı şeklinde haberlerin yapılmasına neden olmuştu. Yine 2010 yılında öncesinde dost olan Ece Erkek ve Hacı Sabancı kısa bir süre birliktelik yaşamış fakat Sabancı ailesinin izin vermemesi nedeniyle ilişkiyi sonlandırmışlardı. Yine aile ve vetosu yiyen Ece Erken'i bu da durdurmadı. Ayrıldıktan sonra yine ara ara da olsa görüşmeye devam etmişlerdi. 2011 yılında da haftada 3 kez ayrılıp barıştığı yakın arkadaşı Davut Güloğlu ile sevgili olmuştu. Hatta çift iki kere nişanlık dönemi bile geçirmişti. Arkadaşlarının zevkine çok güvenen Ece Erken, 2013 yılında da yakın arkadaşı popçu Bengü'nün eski nişanlısı Akın Altan ile aşk yaşamaya başlamıştım. 2014 yılında da iş insanı Doruk Kaya ile görüştüğü iddia edilmişti. İkilinin Londra'nın en lüks restoranlarından Novigov'da baş başa yemek yediği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddiaların ardından ecerken Twitter hesabından Londra'ya kalabalık arkadaş grubumla geldim ve de bahsedilen restoranda kalabalık arkadaş grubumuzla yemek yedik. Benim kaldığım otel de yazılan otel değildir. Magazinci arkadaşlarıma bir telefon kadar yakınım. Ararsanız sevinirim. Sizden daha çok istiyorum artık yanımda birini görmekten. Londra'dan sevgilerle açıklamasını yapmıştım. Tarih 2018 yılını gösterdiğinde de iş insanı Nazım Torbaoğlu ile ilişki yaşadığı söylenmiş, hatta sık sık ikili beraber görüntülenmiştim. O dönemde Nazım Torbaoğlu'nun evli olup olmadığı konuşulmuştu. Bu iddiaların ardından da Erken, yorum yazan Namus abidelerine ithafen İzmir'e ailemle geldim. Nazım Bey geçen ay boşandı ve iki yıl önce açılan dava geçen ay sonuçlandı. Nazım Bey bekar bir erkek. Benim evli erkekle olmayacağımı bilen bilir. Sadece konuşuyoruz. Erkek arkadaşım olup olmayacağına izninizle o bekar ben bekarım karar verme hakkına sahibim. Açıklamasını yapmıştım. 2019'da ise Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile bir yıldır birlikte oldu Şafak Bey'in 15 yıllık eşi ve iki çocuğu olduğu ortaya çıktı. Ece Erken yaşadığı ruhsal sıkıntılar ile sevgilisinin ve karısının arabasının aynalarını kırdı. Sosyal medya fenomeni reymenin diline düştü. Her fırsatta kadınları aşağılayan yorumlar yapan Ece Erken'in cümleleri sosyal medya kullanıcıları tarafından kendisine iade edildi.